Merhaba sevgili Kova burcu ve yükselen burcu Kova burcu olanlar. Şimdi de sizlerin Mart ayına bakacağız. Kahve falınıza bakacağız. Tabii ki diğer kanalımızda da ne var efendim? Mart ayımızın sadece aşk versiyonu var. Oraya da bakabilirsiniz ve tabii ki artık kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum ve lütfen sevgili kovalar aylık videolara önem veriniz. Çünkü bakıyorum bazen çok izleme oluyor. Bazen kova burcunun aylık videosu düşükte kalıyor diğer burçlara göre. Lütfen not alınız, izleyiniz. Çünkü Nisanlar'da atılacak tabii Mart girdiğinde. Şu an ben Şubat'ta çekiyorum bu videoyu. Çünkü aylık olarak bakın birebir sizlerleyim. Ve Nesla Şirin ve Nesla Şirin kanal, hayat kanallarıma da abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu. Videonun altında bulunmakta zaten. Şimdi çantaşını da aktif hale getiriyoruz ki böyle titreşim olsun. Teşekkür ediyorum. Kılıç altılısı. Hemen Mart girerken siz bir şeylerden alıp başınıza gitmeyi düşünüyorsunuz. Yani sanki başka bir tayin, başka bir ev, başka bir hayat. Yani çok böyle dalgalı sulardan böyle sığ sulara, sakin sulara doğru bir yolculuk bu. Hayat yolculuğu da olabilir. Ve burada para ikilisi nedir efendim? Bir tasasızlıktır. Hayata oyun gibi gör diyor. Tasasız gör diyor. Neden böyle üzülme diyor. Paranın ya da geleceği bir ödemelerin de yapılacağı aklınızda olan bunu da anlatabilir. Aşkla ilgili tasasızlık olabilir. Biraz daha bekleyeceksin paralarla alakalı. Eğer hemen alınacak, hemen ödenecek bir şeylerin varsa para yedilisi çıktı. Şimdi para yedilisi bize burada paraların yani siz zaten ekmişsiniz tohumları. Beklemedesiniz mahsulün gelmesi için bir bekleme alanındasınız ve bu biraz sürecek gibi. Çok soğukluk var kalbinizde, içinizde. Yani böyle savaşa gider gibisiniz. Bunu da lütfen söyleyeyim. Çünkü burada Kılıç Şövalyesi hızla böyle savaşa giden, her an tetikte olan, doymamış savaşmaya birini anlatıyor. Biraz sakinlik size öneriyorum. Ve kupa onlusu ailevi büyük bir mutluluk, kutlamaya değer ödüller, terfiler ve efendim yeni hayatının güzel olacağını anlatan bir kart ve kader çarkı. Sürprizli güzel şeyler olacak hayatında. Yani sürpriz böyle sürpriz yumurtadan çıkar gibi. Biraz kendini güçsüz hissedebilirsin yalnız. Çünkü kader çarkı çıktığında bir güçsüzlüğü de anlatıyor açıkçası ama sana evren güç verecek diyor burada. Yani aslanın gücü, boğanın gücü, bir insanlardan aldığın güçler, melek kanatlar var ve efendim kartalın gücü. Evet geliyor. Kendini kısıtlı hissetme. Eskiden vermiş olduğun kararlardan dolayı bakın Mart'ın zaten yarısına kadar bir Merkür gerilememiz devam ediyor. Yani 15'i gibi bitecek ve ileri harekete geçmesini ben 15'i diyorum. Kupa altılısı kısıtlı hissetmeyin. Kendinizden yaşça büyük kişiler size çok güzel akıllar verebilirler. Onları dinleyin. Çünkü burada yaşlı bir kadın vardır. Bir çocuğa böyle çiçek veriyordur. Masumane bir aşk anlattığı gibi bir dolu yerden ödüller, terfiler bunu anlatabilir. Kılıç dörtlüsü sizlerin bir sessizliğine bürüneceğinizi Mart'ın 20'sinden sonra bir bakın bir hastalık olabilir. Bir yatış çünkü bu nihayetinde ufak tefek. Böyle fazla önemli olmayan ama Kupa Prensi de sizlerin böyle çok kısmetli güzel teklifler alabileceğinizi bir balık var burada balık kupanın içinde güzel bir prens böyle prensler bakın kadın olsun erkek olsun sizlere her daim güzel bir fırsatın gelebileceğini gösteriyor ve efendim hemen bak aşkta kısıtlılık var ise de biraz bekleme olduktan sonra müthiş güzel bir aşk yeni biriyle tanışabilir. Aşkta tavan yapabilirsiniz çünkü büyük bakın teklif geldi ve aşk. Kabullenişe geçireceğinizi ya da var olan aşkınızda bir güzellik yaşayacağınızı gösteriyor. İmparatoriçe evet ve efendim hep ateş aslan yay koç biri ateşli ve tutkulu olacağınızı da gösteriyor. İmparatoriçe de burada devlet tarafından bir yardım alacağınızı büyük insanlardan ya da hani mevkice büyük anlamında
Ve sizin de böyle imparatoriçe gibi mantıklı ve güzel kararlar ve bolluk bereket ve de efendim sizleri yani hamileliği de anlatan bir kart. Hem insanların doğurganlığı hem tabiat ananın doğurganlığı. Ay bu nasıl güzel bir, bu nasıl güzel bir efendim. Açalım, kovalara güzel gelecek demek ki. Mart ayı. Ama kafalarınız karışık o başka. Yani burada yapılacak bir şey yok. Ay zenginlik. Ay Mart'ta ilk defa size zenginlik çıktı. Külçe külçe altınlar diğer burçlara çıkmadı size çıktığına göre. Evet zenginlik zenginlik üstüne zenginlik kovalara gelsin ve zenginlik bizlere de gelsin ve öncelikle tabii kovalara çıktığı için onlara gönderiyoruz. Kova ve yükselen kova burçlarını. Kafanız karışık olmasın hayatı durdurmayın. Şu aşk kartını en üste koyaraktan efendim hemen ne yapıyoruz? Ve fincanımıza bakıyoruz. Şimdi burada dikili taş böyle bir taş vardır ya böyle bir dikili bir şey var. Dikili taş. Yani şimdi burada değişik ülkelere gidebilirsiniz mesela yurt dışı hayalleriniz olabilir. Hani burada 5 rakamı çıkmış bunun ucunda da yani ayağına takılı bir 5 var. Ve efendim 3 tane yol var. 13 var, 2 var. Hep rakamlarla. Sizler belki de bir mühendis misiniz? Bilmiyorum artık yani muhasebeci misiniz? Sayılarla, rakamlarla işleriniz 7 rakamı 77 hatta. Yani bunları lütfen şanslı sayılarınız olarak ya da önemli günlerde bir şeyler olabilir. Bunu size söyleyeyim. Karşılıklı, bakın karşılıklı böyle oturduğunuz, konuştuğunuz bir insan ve el çıkmış. Bir el uzatılacak sanki size ve gerçekten iki kişi karşılıklısınız dipte. Bakın şurada iki kişi karşılıklısınız yani ve bir el uzatılmış, bir ilahi el, bir yardım. Çok dualarınız olabilir, olumlamalarınız olabilir, spiritüel anlamda hani ne yapıyorsanız fayda ediyor. Sevgili Kova ve yükselen Kova burcu. Ve tabii ki Merkür'ün gerilemesi sizi birazcık kötü etmiş olabilir. Çünkü hava grubunun, hava burcunun bir gezegeni geriliyor ve dolayısıyla sizi de etkiliyor sanki. Ay böyle lambadan bir cin çıkmış gibi. Hani şurada dikili bir şey var dedim ya onu yanlış anlamayın. Yani burada gerçekten ilk gözüme çarpan ya da böyle birinin karşısında dimdik bir duruş sergileyeceksiniz. Şöyle bir durmuşsunuz yani. Bu evet paralar, külçeler, zenginlikler. Arzularınız ama bunlar bakın. Evet gerçekleştirebilirsiniz gayet güzel. Hemen efendim. Hemen dilekler. Dilekler, dilekler. Hane dışında 3 kişi çıkmış. Dileğiniz baştan hemen zaten ben kaldırmadan dönmüş bile burada bakın. Yalnız ikinci, üçüncü ne kadar çok istekler, dilekler. Bunlar oluşacak. Oluşacak. Gayet önü açık. Sevgili Kova burcu burada biraz bir balık çıkmış. Kocaman haneyi saran bir balık. Yurt dışından misafir olabilir. Bakın siz gidebilirsiniz ya da uzak yolculuklardan böyle bir şeyler çıkmış. R harfi çıkmış burada. T harfi çıkmış. Ya O ya Ö. Bakın. Ya O ya Ö çıktı bu sefer. Yani şimdi yuvarlak o hani bir sıfır mı? Hayır. Çünkü üzerinde Ö'ye benzer bir şeyler de var. Yani Ö'nün noktaları çıkmış. Biliyorsunuz Z harfi zenginlik diyoruz. Z size çıkıyor. Bir yerden toplu para ya da para alabilirsiniz. Kalabalık içinde görünüyorsunuz. Sosyal hayat tam gaz gidebilir. Kova ve yükselen kovalar. Bir de fil çıktı mı ben yani burada bir şok geçiririm ve file derim ki yani bakın burada da fil var. Filler biliyorsunuz karada yaşayan
en büyük hacimli hayvan, en ağır ve güçlü bir hayvan ve size bir gücün geleceğini de gösteriyor bu açılım ve bu kahve fincanı. Tabii ki eğer kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız sevgili Kova ve yükselen Kova burcu WhatsApp numaram da bu videonun altında. Her daim yazabilirsiniz. Güzel güzel aşıklar kartının bir anlamı da bir sözleşme, anlaşmaya evet demiş olmanızdır. Bu da çok güzel. Hadi bakalım, güzel bir Mart geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.